Allah biliyor yani, hiç kimseye kendimden bahsetmek hoşuma giden bir şey olmadı bu yıla kadar, ama gücümün yettiği kadar ev sohbetlerinden tutunuz ağır ceza mahkemelerindeki ifadelerime kadar, efendim böyle konferanslardan tutunuz devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandığım sıradaki ifadelerime kadar, burada ne söylemişsem, filanın evinde ne söylüyorsam oralarda da aynı şeyi söyledim. Ta 1967'de, yani daha çoğunuzun 1-2 yaşında çocuk belki doğmadığı yılda bile Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ankara'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ben bu küfür rejimini yıkmak ve yerine bütün Müslümanların Allah'ın hükümleriyle hükmedildiği İslam devleti kurmak için çalışıyorum. 100 yıla mahkum etseniz bunun için çalışmaya devam edeceğim demişim. Ve kararımda, hükümdeki elimde bir nüshası hala duruyor. Tasdikli mahkeme kararı yazıyor bunlar. Vazgeçmedim de Allah biliyor. Aradan çeyrek asır geçti ama ben geçmedim. Ben hala aynı işi yapıyorum. Ölene kadar da böyle arkadaşlara yarı şaka yarı ciddi diyorum. Vallahi ben ne yapıyorsun abi diyorum. Sürekli Müslümanlık suçu işliyorum. Cebrail geldiği zaman bana, Azrail, tam cürmü meşhut halinde Müslümanlık suçu işlerken beni yakalasın. Başka... Hani o suçüstü yakalanayım istiyorum yani. Hani onlara bu şakayla da bir şeyler anlatmak istiyorum ki sakın ondan vazgeçmeyin, sakın onu ihmal etmeyin. Allah biliyor, hayatım hep böyle geçti, böyle de geçiyor. Gücümün yettiği kadar, bana vahiy gelmiyor, beni tasdikleyen, doğrulayan bir haber de yok. Anladığım, akliyetimin yettiği kadarıyla doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum ve hiç insanları razı etmeyi düşünmedim hiçbir zaman. Bu yüzden de severim epey az. Şu güceniyor, bu güceniyor. Ben diyorum ki Allah gücenmesin. Onu gücendirmemeye dikkat edeyim. Ali gücenirmiş, böyle gücenirmiş, şu severmiş. Bunlar önemli değil. O karşısında imtihana çekileceğimizin gücenip gücenmemesi önemli.